Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîran ve salatu vesselam ala men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve ala âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri ve lev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalatin finnar. Ve biz senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal İza eveyte ila firâşike kul bismike Allahümme vadatu cembi tahhilli kalbi ve tayyib kesbi. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahi teala aleyhim mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali dar baka edenler rahmetullahi aleyhim mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, müşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz şöyle buyuruyor. İzâ bâtet el-mer'atu hâciraten firâs-ı zevcihâ le'anetha el-belâike hattâ tercihâ. Bu da aile hukukuyla ilgili. Bakın, bir yatma adabından bahsetti. Şimdi de çok ciddi, çok önemli aile meselelerine girdi. Çok önemli dedim. Neden? Toplumun çekirdeği ailedir. Aileler güzel olursa ailelerden meydana gelen toplum da güzel olur. O toplum bahtiyar, mutlu olur. Güvenli yaşar, huzurlu yaşar. Bir ailede huzur yok, pat küt, kavga, dövüş, küfür varsa, hep aileler böyleyse, o toplum birbirini yer. Kimse kimseye hak tanımaz. Orada huzur yoktur, güven yoktur. Allah bizi ıslah etsin. Güven var mı? Ben İstanbul'a geldiğim zaman kapılar tahta kapıydı. Şimdi tahta kapı yetmiyor. Çelik kapıya döndük. Çelik kapı. Çelik kapısının da sanki para kasası gibi sağından solundan girintili çıkıntılı açamasınlar diye. Bu da yetmiyor. Bekçiler var apartmanın bahçelerinde. Bu da yetmiyor. Işıklar var, projektörler var. Güven var mı? Evet, Allah bizi ıslah etsin. Amin. Tabii aynı zamanda böyle olacak. Güven kalmayacak. Güven kalmayacak. Herhangi çarşıda giderken girersem beni acaba olduğundan fazla para alarak aldatır mı? Kafadan geçiyor. Eskiden öyle değildi. Fatih tebdili kıyafetle dolaştırmış. Evet, adamları dolaşmışlar, rapor istiyorum demiş. Akıllı Fatih. Akıllı olmasa İstanbul'u fetheder mi canım? Süper. Kendisi dolaşmış. Alışverişi varmış. Bir tane, üç tane şey alacak, bir tane almış. Onu demiş komşumdan al. Halbuki dükkanı da var. Neden demiş? Ben demiş sifta ettim. Komşum, kardeşim benim. Din kardeşim. Komşum. O da sifta etsin. Kıskançlık yok adamda. Şuna bak. Şimdi
Helal ediyor. Malın iyisi burada, ucuz burada. Yani giren adamı çeviriyorlar. Komşunun kapısından giren adamı çeviriyorlar. Siz ona ne diyorsunuz? Denikçim diyorsunuz, ne diyorsunuz yani? Bak Fatih'in zamanındaki adam, evet, ben istiftah ettim, şükür, komşuma git. Komşuya gidiyor, iki şey daha alacak. O da diyor, üçüncüyü komşumdan al. Ben istiftah ettim, bakın. Böyle fedakar topluluk, böyle topluluğun da Fatih'i olur işte. Taban böyle olursa işte öyle taban olur. Ama şimdi yoldan geçerken o burnu sokuyor, o burnu sokuyor. Kimse kimse hak tanımıyor. Ya da azıcık korkak oldu mu şoför? Hiç tanıyan yok, zavallı bekliyor orada yarım saat. Hiç kimse kimse hak tanımıyor. Genelde söylüyorum canım, hiç kimse yok demek istemiyorum. Yani kızmayın. Tabii hiç kimse kalmasa zaten Allah yıkar tepemize. Gene iyiler var da genelde söylüyorum. Benim işim görüsünde diyese ne olsa olsun. Fatih'inki öyle demiyor. Bak Fatih'in zamandaki halk. Böyle olduğu sürece diyor biz aziz oluruz. Böyle güzel. Allah bize öyle işte aileler güzel olmalı. Güzel olması için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de önemine binaen en detaylı, teferruatlı bilgiyi aile konusunda vermiş. Aile konusunda kim kimle evlenir, evlenemez, karı kocanın görevleri nelerdir, nikah nasıl oluşur, hepsini tek tek saymış Allah. Evet, muharramat deniyor evlenemeyecek birbirlere, evlenemeyecek kişilere. Onları tek tek saymış Allah detayıyla. Evet, çok önemli çünkü aile. Şimdi Allah Celle Celaluhu, geçen de söyledim, insan neslinin devamını nikah akdiyle caiz görüyor. İstiyor tek yolda evlenmek. Nikah akdi de iki Müslüman erkek şahidin huzurunda, kız erkek, erkek biz seni, ben seni aldım helallığa, zevciliğe, o da ben sana vardım, şahitlerin huzurunda nikah kıyıldı. Böylece helal oluyor ve zürriyet oluyor. Şimdi evlenmenin ana hedefi Kur'an-ı Kerim'e göre İslam neslinin devamı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenin çuvalın diyor. Şimdi Avrupa'dakilerle konuşun. Avrupa seyahate gidin. Şimdi Avrupalılar kara kara düşünüyor. Fransa'da çocuk yapmıyorlar. Zor. Keyfinden fedakarlık etmiyor. Çocuk 9 ay 10 gün. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Ondan sonra doğduktan sonra Allah, derdi bitmiyor ki. Beziydi, bilmem nesiydi. Boğaz oluyor 3. 3 olsa doktor parası, bilmem ne parası, aşı parası. Aman diyor, ya bununla mı uğraşacağım ben? Batılı kadın çocuk yapmıyor. Zor diyor, zahmetli. Onlar da bizim gibi zina haramdır. Efendim şudur budur duyguları da. Yok demeyin artık, ne diyeyim yani. Öyle diyeyim, kızmasınlar diye kelimeyi söylemek istemedim. Bizden çok farklılar. Zevkimi diyor tatmin eder geçerim diyor. Evet, kanunları da buna müsait. Evet, şimdi çocuk olmayınca ne oluyor? Adam 60-70'ine 80'ine. Amerika'da da öyle. Arabalar 80'lik 90'lık hep. Ona göre trafik kurallarını ayarlamışlar. Hep yaşlılar sokakta. Genç adamın davranışı başka, yaşlının davranışı başka. Genç çabucak şey diyor, derlenip toparlanıyor. Öteki 5 dakika sonra, 1 dakika sonra. Geçten yaş böyle. Ona göre trafik kuralları var. Ona göre herkesi buna uyacaksınız diyorlar. Hep yaşlılar. Tabii ona dönünce ne olacak? 90'daki adamın kadının çocuğu mu olur? Ülke boş kalacak. Kara kara düşünüyorlar. Çocuk yap diyor. Ben duydum Cumhurbaşkanı ağzından Fransa'da. Çocuk yap diyor. Bağırıyor böyle televizyonda. Çocuk yapın. Bol para veriyorlar biliyorsunuz. Amerika'da 15 çocuğu olan zenciyi ben gördüm.
limuzin almış çocuk parasından. Çocuk yapsın diye devlet çok para veriyor. Çok para veriyor çocuk başına. Her masrafı üstleniyor. 15 çocuğu var zincirin, limuzinle geziyor, işi yok. Çocuk parasıyla. Yine de devlet tamam diyor, İçişleri Bakanı konuşuyor. Biz bunu kabul ettik diyor. Sen de yap diyor Beyaz'a. Beyaz kızıyor da. Benim fabrikamın vergisi bu diyor. Yiyor diyor. Sen de yap çocuk diyor. Sana da vereceğiz diyor. Çocuk arıyorlar. Nüfus arıyorlar. Boş kalırsa o memleketi kim işgal eder? Bir başkası gelir. Çıkılan buradan der. 20 yaşında civa gibi bir oğlan gelir. Güçlü. 90'da kaktırır geçer. Peygamberimizin sözünü anlıyor musunuz şimdi? Çok çocuk yapın. Çoğalın. Ya nüfus devam ederse vatan senin. Nüfus biterse vatanı başkası işgal eder. Kim savaşacak? 90'lık adam savaşabilir mi? 20 yaşındaki adam savaşıyor. Asker oluyor. Nefsil devam etsin. Şimdi bunun da tek yolu var. Zina haram. Nikah. Evlenme. Onunla ilgili nikah akdi kıyıldı. Cinsel ilişki kocanın görevidir, kadının hakkıdır. Evet, kadının görevidir, kocanın hakkıdır. Yani hem hak hem görevdir. İkisi de kaçamaz. İkisi de birbirinden kaçamaz. Kaçarsa ne olur? İzâ bâtetil mer'atu, kadın gecelerse, yani yatağına girerse, geceleyin uyumak için, hâciraten firâse zevcihe, ayakkabı alıvermemiş, istediği ayakkabı alıvermemiş, istediği entari alıvermemiş, unutmuş veya istediği kalitede alamamış, alamamış, parası yok, kızmış, atışmışlar, yatmıyorum senin yanına demiş, çekmiş gitmiş, kocasının yatağını terk ederse gece, gel ya şuraya, gelmiyorum. Sen bana bir ayakkabı almıyorsun. Atışmışlar, gelmemiş, kızmış. Faasat. İsyan etmiş, gelmiyorum demiş. İsyan bu. Sözünü dinlemem, gelmiyorum. Evet, bir evli kadın, evli, nikahlı kadın, kocası gel şuraya, yat dese ama gelmese kızdığından, öfkesinden dolayı sebepsiz. Evet, sebepsiz yere, bu sebep değil. Bu bahsettiğim ayakkabımı alıvermedin sebepsiz, sebep değil. Bu, ayrı yapmak için ne sebep? Aa, var. Allah'ın yasak koyduğu durumlar var. Kadın hayızlıysa olmaz. Ki yatağına gelmeye sebep değil. Hayızlı kadın da hayır diyemez. Gelmeyeceğim yanına diyemez. Çünkü cinsel ilişki haramdır ama başka şeyler helaldir. Yani burada anlıyorsunuz siz, göbeğiyle diz kapağı arası yasaktır. Başka yerler faydalanabilir. Hayızlı kadın da hayır diyemez. Gelmeyeceğim diyemez. Loğusa kadın da hayır diyemez. Çünkü onun da diz kapı, göbeğiyle diz kapağı arası yasaktır. Başka yerleri helaldir. Ayrı yapmaya hakkı yok. Ama hasta, ateş 40, kocası da zaten insan ya canım. O zaman hakkı olur tabii, hasta. Öyle şeyler nasıl yapmış etsin? Evet, böyle meşru bir sebebi yokken veyahut da kocası demiş ayrı yatalım ya, sen git orada yat. Mesela çok sıcak, şu bu. Ha, böyle diyeyim, böyle diyorsa problem yok. Ama gel şuraya dediği de bir meşru sebep yokken gelmeyeceğim derse, öyle diyor. İzâ bâtetil mer'atu hâciraten, kadın gecelerse firâşe zevcihe, kocası davet ettiği halde bilâ sebep, sebepsiz yere gelmiyorum diye kızgınlığından kocasının gel sözünü peki demezse, terk ederse kocasının yatağını, bak evini terk ederse demedik, yatağını terk ederse diyoruz. Hadis öyle. Lanet hel melaiketu, aynen tercüme ediyorum. Melekler o kadına lanet ederler. Kadın yok ki burada, var. Lanet
melekler lanet eder. He o kadına demek. Hu deseydi erkek olacaktı. O kadına melekler, hafaza melekleri yahut da bunun için özel görevli melekler veyahut da tüm melekler hepsi içine girebilir. Müslim rivayetinde ellezî fis semâi, semadaki tüm melekler olabilir. Evet. Melekler ne zamana kadar? Hatta tercüa, özür dilerim deyip girip sokulup yatıncaya kadar, yatağına dönünceye kadar devamlı melekler lanet eder o kadına. Aynı şeyi koca içinde var tabii. Hiçbir sebep yok. Kadının ihtiyacı var. Gel diyor. Gelmem diyor koca da. Aynı şey ona da var. Çünkü bu iş hem hak hem görev dedik. Kadının da hakkı var. Ben efendim uçacağım. Sabah kadar tesbih çekeceğim. Kadın da genç kadın biraz yatalım diyor. Sonra gidecek. Vay gelmiyorum. Evet bunlar var. Biz bunlara aşinayız. Çünkü hoca diye dert babasıyız. Bu şikayetler geliyor bize. Onlar sır. Kimseye söylemeyiz ama bilgimiz var. Böyle mektuplar var, telefonlar var. Uşçek bey namaz kılacak, gencecik kadını ihmal ediyor. Kadın namuslu, kötülük istemiyor. Yaşı genç. Şikayet ediyor bana. Evet, sofuluk yok orada arkadaş. O sofuluk maskaralık. Çünkü bu görev farz. Kadının hakkını yerine vermek farz. Teheccüd kılmaktan daha üstün. Farz yapmamak haram. Kul hakkı yahu. Kul hakkı. Bir, iki, sen sofuluk yapacağım dersen o genç kadın gider de zina yaparsa vebal. Onun yok vebal yok demiyorum ama baş sebep karısını ihmal eden de. Tabii aynı şey karıda da işte oradan misal verdi. Peygamber hadisini tercüme ediyorum. Hatta tusbiha, sabaha kadar gündüz yapmak istedi aynı şey. Bu şey gündüzde de olur. Neden gece söyledi peygamber? Genellikle gece olur bu işler. Gündüz yasak değil. Gündüz yasak değil. Ama genellikle gündüz herkes işine gider, gece yatarlar, gece de bunlar olur. Onun için gece adını andı. Yoksa gündüz davet ettiği zaman yine gelmek zorunda. İki tarafta, iki tarafta hasta değilse, engel bir taraf yoksa gelmek zorunda. Evet burada söylüyor. Veleysel hayzu uzran. Evet, hayız kadın açısından yatağa girmek, girmemek için özür değildir. Cinsel ilişki haramdır. Başka, mefaukal izar. Evet, peştemalının üstünden, göbeğinin üstünden yararlanma hakkı vardır kocasının da, karısının da birbirleriyle. Evet. Şimdi bu lanet ne demek? Onu anlatayım da. Lanet demek peygambere, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çizdiği, öğrettiği Allah yoluna karşı kıyamete kadar mücadele eden şeytanın adı la'in, lanetli, mel'un şeytan. Yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytan. Şimdi bu kadın veya erkek karısının, kocasının hakkını, ihtiyacını gidermediği için mazeretsiz bir haram işledi. Bir günah işledi. Bir hak çiğnedi. Günah işleyince inkar etmemek kaydıyla Ehl-i Sünnet inancına göre bir adam kafir olmaz. Günahkar olur. Mümin olmak, mümin olan ebedi şeytan gibi lanetli olamaz. Rahmetten mahrum olamaz. Öyleyse bu ne demektir? Şimdi alimler diyorlar mümin şeytan gibi lanetli olamaz. Rahmetten mahrumdur diyemeyiz. İman olduğu sürece cezasını çeker, günü cennete gider. Ama şeytan ve şeytanın peşinden giden kafirler ebediyen cennet yüzü görmeyecekler. Lanetli bu demek. Öyleyse
cezasını affetmemişse, tevbe etmemişse cezasını çeker. Yani cehenneme gider, ütülenir, sonra cennete gider. Allah biliyor oraları. Sahibimiz Allah, affettim diyebilir. Peygamberimize şefaat ettirebilir. Bunlar olabilir. Biz bunlara inanıyoruz. Evet, öyleyse rahmetten kovulma tehlikesiyle burun burunadır demek diyeceğiz. Veya efendim güzel iş yaptığımız zaman, mesela şu anda Cevat Hoca'nın iyi veya kötü hoca olmasından çok iyi hoca olmamız gerekir de, camide hadis okuyoruz. Bu kesin değil mi? Peygamber hadisini okuyoruz. Hadis de güzel şey. Siz hadis dinliyorsunuz. Dini meseleleri öğreniyorsunuz. Bu çok güzel. Ben söylemiyorum. Hangi hoca olursa olsun, yaparsa yapsın bu. Peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Melekler size dua ediyor. Öyle diyor. Böyle camilerde, Allah'ın mescitlerinde veya herhangi bir yerde Kur'an'ı, hadisi, dini hükümleri öğrenmek için müminler toplanmışsa, melekler etrafını çevirirler, arşa kadar Allah'a, Allah'ım bunları affet, bak işini kaydını bıraktı, zamanını senin dinin hükümleri öğrenmek için bak dirsek çürütüyor, sıcağa katlanıyor, dizi ağrıyor, katlanıyor, ya Rabbi affet derler. Cinsel ilişki kocanın görevi, karının hakkı dedik. Karının görevi, kadın, kocanın hakkı dedik. İki taraf. Allah emrediyor çünkü. Bu hakkı yerine getirmezse bir karı veya koca boşanma hakkı vardır. Dinen konuşuyoruz. Burası din kürsüsü. Hakkı yerine getirmiyor çünkü. Evet. Hakkı yerine getirince de Allah bunu emretti diye sevap olur. Sevap olur. Usulüne uygun besmeleyle şeytanı kovarak yaparsan melekler hayırlı zürriyet ver, günahlarını affet diye dua ederler. Dua ederler. Hayır dedi kadın, gelmiyorum dedi, kızdım sana. Melekler bu duayı yapmaz ona diyor. Evet, öyle diyor. Melekler ona istiğfar etmezler, ondan mahrum kalırlar. Meleklerin duasından mahrum kalır böyle yapan kadın, en azından veya lanetle burun buruna gelir demektir diyorlar. Evet, şimdi bu eseri yazan zatın görüşünü size arz ediyorum. Bu diyor ki: İnne sahata zevci yucibu sahata rabbi ve izâ kâne hâzâ fî kadâ-i şehve fekif bihi fî emri dîniha. Onun sözünü söylüyor. Çok muazzam bir söz söylüyor. Kocanın ihtiyacı var kadına. Kadın yanaşmadı, kızdı. Kocasını böyle kızdırana diyor, benlikler lanet eder dedi peygamber. En azından dua etmezler. Lanet de burun buruna gelir en azından. Ya mesela hanım, çok dedikodu yapıyorsun. Bazen ağzından küfür çıkıyor. Yapma bunu. İşte namazını kılmıyorsun. Kıl namazını. Kılmıyorum be. Sen kim oluyorsun? Derse, bakın, şehvetini tatmin için kocasını kızdırana bu var diyor. Ya Allah emrini kocası ona söylüyorsa, namaz kılmak Allah'ın emri. Koca diyor, namaz kıl hanım ya, kılmıyorsun, ezan okunuyor, kalkmıyorsun. Sana ne be, el koyun kendi bacağından asılır, kılmıyorum işte. Vay sen düşün diyor ne olacağını. Şehveti tatmin edemediği zaman melekler onu lanet ederse, namaz kılmayacağım, kılmıyorsa, kocasını kızdırıyorsa, evet, Allah ıslah etsin. Böyle hiçbirimize dedirmesin. Evet. Şimdi biz burada niye konuşuyoruz? Evet. Siz bizim kardeşimizsiniz. Hepimiz la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenlerdeniz. Din kardeşiyiz. Kardeşlik görevimizi yapıyoruz biz. Bize kızmayın. Sokakta da en güzel şekilde biz burada söylüyoruz. Kapı komşuna
yol arkadaşına konuşurken baktın ki yanlışlığı var. Onu onore ederek, hor görmeyerek, ona tepeden bakmayarak yanlışını kardeşlik adına. Kardeşin ya, din kardeşin ya. Kardeşlik adına söyle, düzelt. Sana ne ya? Yani bir merhaba dedik diye başımıza amin kesildik. Derse. Evet. Aynı şey bir adamdan da gelebilir. Allah korusun. Evet. Bunlar demeyeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ ol abi ya. Doğru söylüyorsun. Allah kusuruma. Yapacağım inşallah abi. En azından demesi lazım. Sana lan. Benim aklım yok mu? Şimdi sen de bir, bu çok ters. Şimdi böyle iki hadis okuyacağız inşallah da. Bir çok namaz abdesti biri varmış. Biri de böyle namazın abdesti pek dikkat etmiyor. Ama mümin. Arkadaş ya etme ya. Etme ya. Ya sen benim başım çuban mısın ya? Beni Allah bir affeder inşallah. Diyormuş adam. İtiraz etmiyor bak. Kılmayacağım demiyor. Beni affeder Allah inşallah diyormuş. Bir gün gelmiş kızmış o. Yıllarca söylemiş ama arkadaşlık kardeşlik hatırına. Ulan demiş cehennem kütüğü. Doğru cehennem odunusun sen. Seni Allah affetmez. O da demiş ki hayır demiş. Benim Allah'tan umudum var. Ben Allah'tan umudumu hiç kesmedim. Allah günahlarımı affeder inşallah. Ben kılcım zaten. Kılcım umuyorum. Düşünüyorum. İtiraz etmiyor dikkat edin. Ölmüşler. O sen cehennem kütsün diyen herife demişler ki yürü cehenneme. Bir müminin cehennemlik olduğunu söylemek çok büyük günah. Çünkü mümin adam inkar etmiyor. Öyle demeyeceksin canım. Cehennem kütüğü demeyeceksin. Etme güzelim ya kardeşiz, arkadaşız diye kalbini kırmadan söyleyeceksin. Sen cehennem kütsün dedin Allah'ın işini burnunu sokmuş oluyorsun. Cehennem senin değil ki. Allah'ın o sokacak oraya. İşte bundan dolayı adamı çok kızmış Allah. Sen demiş benim merhametimin neye daraltıyorsun? İtiraz etmiyor adam dikkat ederseniz. Öteki de hakikaten tevbekar olmuş ama tevbekar olduktan sonra uzun yaşayamamış. Demişler ki doğru git hadi cennete. Hadis bu. Bizden umudun kesmedin. İtiraz et olmadın. Hadi demişler ötekini bizi cehennemlik yaptı. Ona kızdık. Sen bizden umudu kesmediğin için sana. Bu yat demek değil. Yani görev yaparken de bunları düşüneceksiniz. Karşındaki bu namaz kılmıyor cehennem odunu. Kafir falan sakın demeyeceksiniz. Apacık küfrünü görmedikçe kimseye kafir demeyin. Hatta falanca adam kafir demek de yanlış. Çünkü tevbe edebilir yarın. İmana gelebilir yarın. Sen kafir dediğin adam iman edebilir. Sonu Allah bilir değil mi? Sen görevini yapacaksın. Güzel bir şekilde, en güzel şekilde itfa billeti hiye ahsen, en güzel şekilde zararları def edeceksin. Mev'ize hasene, en güzel şekilde kardeşlik görevini, insanlık görevini yapacaksın. Evet, bunlara dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Evet, bu karı koca ilişkilerindeki durumu size hadis-i şerif aktaran hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. İza bala ahadukum. Şimdi bir başka hayatımızın, günlük hayatımızın bir başka yönü. İza bala ahadukum. Sizden biriniz, Türkçesini söyleyeceğim, işediğinde ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. Yiyoruz. Faydalı şeyleri midemiz, bağırsaklarımız sindiriyor. Posasını atıyoruz. Posa dışkı, suyun posası, zararlısı idrar, sidik olarak atılıyor. Bunları atamasak ölürüz. Bu da büyük nimet. Buna dair hikayeyi de size anlattık. Evet, şimdi sizden biriniz
İza dakhala'l khala'a, İza bala ahadukum, sizden biriniz işediğinde, helaya girdiğinde, fela yemas zekerehu bi yeminihi. Evet, erkek kimseler için sağ eliyle tenasül uzvunu, organını tutmasın. Bakın peygamber size edep öğretiyor. Sağ elle tenasül uzvunu tutmasın diyor. Fela yemez. Evet, tutmasın zekerahu bi yeminihi. Sağ eliyle tenasül organını tutmasın. Evet. Sağ ele saygı duymak lazım. Zaruret yoksa sağ eli iyi şeylerde kullanacaksın. Orayı tutmak pek iyi şey değil. Onu sol elle yapacaksın. Sol el taharetlenmeye böyle durumlarda kullanılacak. Sağ el bir işi yanlış başa yapamadığı zaman bunu yardımcı vereceksin. Usul bu. Böyle yapmadı. Biz kafir oldun falan demiyoruz sakın yanlış anlama. Peygamber bunu öğretiyor sana. Bu peygamberin tavsiyesi, sünneti. Sağ eline tutma uzvunu diyor. Uzma. Biz Hanefilere göre, İmam Şafii de böyle söylüyor, tenzihen mekruhtur. Hanbelilere göre tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Evet. Eldivanla elinde tutabilirsin. Çıplak tutma. Anlıyorsunuz. Delikanlı uzvuyla oynarsa yanlış işler yapar. Onun için çıplak elinle tutma. Elinde eldiven var. O zaman bir şey demiyor. Bir gayri hailin. Haille tutarsa problem yok. O zaman mekruh olmaz. Evet. Dışkı deliği de tenasül organı gibidir. Sidik organı gibidir. Orayı da sağ elinle yıkayamazsın. Sol elinle yıkayacaksın. Bu bir edeptir, peygamberlik sünnetidir. Ama elinde merdiven varsa doktor ameliyat edecek oraları. Eldiven giyiyor. İslam'ın istediği de bu. Eldiven ne olur? O zaman yaparsın. Sağında kullanırsın, solunda kullanırsın. Ama sağ elini oralara çıplak değdirme. İşerken bile değdirme. Dışkı deliğini de değdirme. Vize dekhalel khala'a. Halaya girdiğinde, hala boş demek. Neden boş yer diyor? Çiş edilecek, dışkı yapılacak, kaka edilecek yere niye hala deniyor? Herkesin içinde bu iş olmaz. Oraları göstermek ayıptır. İşeyeceğinde, kakan gittiğin zaman da soyunursun, başkalarına gösterirsin, haram olur. Onun için boş yer bulacaksın bu işleri yapmak için. Herkesin içinde olmayacak. Onu anlamda hala demişler. Boş yere gittiğinde, helal tuvalete gittiğinde, işemek için veya dışkı yapmak için fela yetemezseh bi yeminihi. Şimdi sağ elinde oraları meshetme. Neden? Efendim, çok detaylı konuşacağım. Bu kadar teferruata girme diyorlar bana. Ama ben haklı olduğumu zannediyorum. Profesör telefon ediyor bana. Profesör adam kültürlü, birkaç dil biliyor. Tuvaletten 4,5 saatte çıkıyor. İdrar geldi mi? Damlama geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? 4,5 saat yıkanıyor içeride. Şeytanın atına binmiş. Bunu önlemek için detaylı konuşacağım. Beni ayıplamayın. Evet. Profesör adam 4,5 saatte. Şeytanın atına binmemek için. Arkadaş. Fıkıh kitaplarında burada tarif edileni söylüyorum. Tuvalete bir kere kimsenin görmeyeceği yere gideceksiniz. Herkesin içinde olmaz bu iş. Haram. Oralar ayıp yerleri göstermek haram. Erkek erkeğe de olsa haram. Kadın kadına da olsa da haram. Yani kadın erkeğe gösterse daha haram da erkeğe kadın kadına da göstermeleri haram oraları.
Onun için görmeyecek yere gideceksin. Niye söylüyorsun? Elhamdülillah bizim milletimiz aziz millet. Ben ırkçı falan değilim. Biz de Türklerin hakim olduğu yerlerde şakır şakır tuvaletler var, kabinli tuvaletler var. Osmanlıların hüküm sürdüğü. Ama şimdi gidin Semerkant, Buhara'da hala gir diyorlar, arada bölme yok. Amerika'da girdik biz, yeni yeni kültürleri böyle, içeri giriyor herkes yan yana, kültürleri öyle. Bir olmaz. Müslümanlık da olmaz bu iş. Kimse kimseyi görmeyecek. Ya erkek erkek olsa bile olmaz. Kadın kadın olsa da olmaz. Kabin olacak, kabin. Arada evet, bir ay evvel ben Semerkant, Buharalar'ı dolaştım. Öyle gergisiz tuvaletler çok gördüm. Komünizm yıkıldığı zaman da Rus, Türkiye devletler geldiğinde hiç yoktu. Şimdi yavaş yavaş yapmaya başlamışlar ama yine de çok gergisiz. Tuvalet kapıdan giriyorsun, herkes sıralanıyor. Tabii biz girmiyoruz da hala bakın bu olmaz diyor Peygamberimiz. Hala adı bak, hala. Kendisine mübarek böyle tenha yerlere gidermiş. İslam böyle edep dinidir. Bunları yapmayacağız. Evinizi kimsenin görmeyeceği de tuvalet. Elhamdülillah biz öyle. Biz aziz milletimiz bunu, Anadolu'muzda böyle şey yok. Amerika'da gördük. Amerika'da gördük. İhtiyaç, her taraf insan kum gibi. Arkadaşlar kapıda nöbet tuttular. Gelenin lafa tutuyorlar. Falan yerin anası neresi mira girmesin diye. Biz de işimizi sırayla gördük. Yani çareyi böyle bulduk. Serbest kapıdan giriyorsun. 10 tane oturak var. Herkes oturuyor. Su da yok zaten. Bizde elhamdülillah su da var, yıkanmaya. O silinecek şeyler de var. Çok güzel milletiz. Görgümüz iyi elhamdülillah. Evet, güneyde de olmayan yerler gördük efendim. Şimdi onların adını söylemeyeyim. Evet, böyle tuvalete girdiğiniz zaman, gireceğiniz zaman görünmeyen yere gideceksiniz. Sol ayağınızla dışarıda Allah'a sığınacaksınız. Çünkü hafaza melekler tuvalete girmez. Girmez. Orası tehlikeli yer. Koruyucu melekler girmeyince şeytanın at oynattığı yer orası. Dışarıda Allah'a sığın. Eûzu bike minel hubzi vel habâis. Habislikten ve habis şeytandan sana sığınıyorum ya Rabbi. Öyle gir. Veya bilmiyorum hocam bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıda tuvalette besmele çekilmez. Eûzi çekilmez. Eûzi de şeytandan Allah'a sığınmaktır. Dışarıda eûzi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dışarıda tuvaletin dışında de sol ayağına gir. Kıbleye önünü dönme hadis var. Okuduk. Arkanda dönme. Edep lazım yahu. Müslüman edepli olur. Kıble bizim namaz durup dua ettiğimiz yer. Çiş ettiğimiz yer değil ki. Edep lazım yahu. Ayıracaksın. Önün arkan kıbleye dönme. Kapalı yer olsa da dönmesen. İçeride konuşma. Otur, işini bitir. Bitirdikten sonra iyice diye bir öksür, ıkın. Yollarda, kanallarda bir şey kalmasın. Ikın. Ölçülü ıkın canım. Fıtık olacak kadar da fıtık ölçülme. Ondan sonra efendim, bu da diyor bak. Hela girdiğin zaman fela yetemessah bi yeminihi. Şimdi öksürdün. Şimdi erkekleri tarif ediyorum. Sol eliyle orta parmağı çıkaracak dışarıya. Tenasül uzvunun daha dibinden orta parmağı, alttan baş parmağı da üstten sol elin fazla sıkıştırmamak kaydıyla sıvazlayacak. Kanalda, boruda idrar kalmışsa diye. Şimdi o 400 saati önleyeceğim ben şimdi. 400 saat tuvalette herif zaman kaybediyor ya. Bunu önleyeceğim, onun için tarif ediyorum. Fıkıh kitaplarında var, burada var bak. Hocam bu da mı yani? Bu da önemli. 400 saati ne demek ya? Evet, böyle sıvazlayı fazla sıktırırsan tahrip edersin. Oralar olmaz, o kadar da değil. Kanalda idrar damlası kalmayacak kadar
şöyle dibinden ucuna doğru sıvazlayacaksın. Evet, sağ elinle değil diyor peygamber. O çok kibar söylüyor. Yani anlaşılır, sol elle yap diyor bunu. Sağ elle değil diyor. Çok kibar söylüyor. Sol elle yap bunu. Ondan sonra şakır şakır yıka. 3 defa. Ondan sonra eski kitaplarda kağıtla silinmen yazar. Çünkü kağıt ilim aracıdır. İlim daha kıymetli. Bezle falan. E şimdi bez nerede bulacaksın? İlim kitabı, ilim aracı olmayacak kağıtlar var şimdi. Yani tuvalet kağıdına yazı yazılmaz ki. Yazı yazacak kağıt başka. Teknoloji ilerlemiş. Onun için tuvalet kağıdı pahalı olmayan tuvalet kağıtlarını silin dediğim yaptıktan sonra sağ ayağınla çıkıp Elhamdülillahillezî ezhebe annî mâ yu'zînî ve abkâ mâ yenfe'unî. Bana eziyet vereni benden defeden yaralı şeyleri ben de bırakayım Rabbim. Hamd olsun sana. Keloğlan'ın hikayesini biliyorsunuz yani. Bizim Anadolu insanı, filozof insandır. Keloğlan işte der. Hadis var bakın. Dua edeceksin böyle. Eğer sirkülasyon olmasa, yani dış gününü atamasan, sidi atamasan %100 ölürsün arkadaş. Büyük nimettir. Hamd etmeye değer. Zararlıyı attın, benden attın, tıkayabilir. Doktor müdahale ediyor, bağırsak düğümlenmiş diyor. Hamd olsun demeye hak, yer yok mu? Atamayabilirdin, kakanı edemeyebilirdin, çişin çıkmayabilirdi. Hamd olsun, zararları benden def ettin. Yaralı şeydi bunlar. Hamd olsun de çık. Ondan sonra da hemen abdaz. Al. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu da sünnet tabii bunlar. Farz demiyorum, dikkat edin. Peygamberin sünnetidir. Yaparsanız bu niyetle sevap kazanırsınız. Ve o şeytanı ondan sonra çıktın. Yine kurtulamıyorsun. Kitapta diyor. Eline diyor su böyle diyor, su serp. Kilotunu ısla diyor böyle. Tenasül uzuna soğuk bir şey değdiyse ben ısladım ya kilotumu. O soğukluk oradan dersin, vesveseyi önlersin. Çare söylüyor. 4,5 saat tuvalette kalma. Tehlikeli. Ömür çok bol değil, çok kısa. 15 dakika, 10 dakikada olur bu iş. 4,5 saatte neler yapılmaz. İcat yapılır ya sayın profesör. Ama adam bu usullere uymadığı için geldi. Zaten geldi. Sen geliyor o zaman. Psikolojik olarak uyarıyorsun. Benim dediğimi yap, çık. Hiç korkma. Bir şey gelirse namussuz şeytandan geliyor bu iş. Hain. Beni kafamı bulantı sokmak için geliyor de yürü işine bak. Gül namazını. Abdestin falan bozulmaz. Dediğimi yap ama. Böyle güzel otur. Ikın. Sol elini böyle yap. Yıkan. İşine git. Geldi mi? Gelmez. Kes o vesvese yollarını. Çünkü onun derdi zaten tuvalette bu durdurmak seni. Meyhanede durdurmak. Camiye gitmesin, cemaate gitmesin. 400 saat tuvalete giren adam camiye yetişebilir mi? Derse de yetişemez. Ne güzel İslam. Evet. Şimdi Efendimiz devam ediyor. Ve izâ şeribe felâ yeteneffes. Evet. Şimdi gösteriyorum fiilen. Sağ elinle alacaksın. Efendimizin sünneti bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bir defa içeceksin. Çekeceksin bunu. Nefes alacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes alacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Evet. Her seferinde elhamdülillah desen daha kazanırsın. Şimdi bir de var. Yok diyor. Evet. Bize şerbe felayeti nefes. İçine hohlama diyor. Neler öğretiyor görüyor musunuz? Sen de oğlun küçük daha. Ali'cim dur. İçine solumazsan 25 kuruş var. Bir daha su içerken barda solumazsan 25 kuruş var. Bir tane vurma.
Bilmiyor çocuk. Hemen işin vurmak olmasın. Var yanağından öp. Bir daha salmazsan iki defa öpeceğim. Şeker vereceğim de. Böyle böyle öğret. Büyük bir adam ah diye içiyorsa bir dakika bir efendi. Şimdi ben görüyorum. Bizden öğreniyor veyahut da şeyleri. Gel buraya. Herkesin içinde camide. Gel buraya. Yaşın 50 hala namaz kılmıyor. Yok 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 yok. Kenara çekersin. Beyefendi ben hocadan duydum. Ya böyle namaz kılmak yanlışmış. Kulağına söyleyeceksin. Adam herkesin içinde mahcup etme adamı canım. Çocuğa da iki tane vurma canım. Bilmiyor. Güzellikle bu Allah'ın emri. Mev'ize hasene diyor. Güzellikle diyor peygamber. Allah peygamber de öyle. Mesela gelmiş biri çöl arabı cami bakmış. Oh temiz kum. Dikelmiş oraya şar şar şar. Koşmuşlar. Cami işiyor. Peygamber bir dakika demiş. Mehlen durun geri durun. Yani dövecekler herifi cami işiyor ya adam. Adam işini bitirmiş ama adam görmüş böyle dövmeye gelenleri. Peygamberimizin durdurduğunu. İşini bitirmiş. Gel bakalım demiş. Gel. Gülerek. Burası demiş cami. Namaz kılınır burada. Bu iş burada olmaz. Başka yerde olur bu iş. İyi ki sen varsın demiş. Olmasaydın beni parçalayacaklardı. Ne güzel adamsın sen ya demiş. Evet. Peygamberimizin usulü bu. Camiye işeyene bile gülüyor. Öğretiyor. Bir tane vurmuyor. Vurmak değil, hedef değil. Efendim. Çocuğunuzu terbiye ederken öperek, okşayarak şefkatle öğreteceksiniz. Öbür adam da camide bir yanlışlık yaptı ya. Su içiyor herif. Aman diyor. Ayı falan deme adama. Olur mu canım? Bir dakika beyefendi. Bir dakika beyefendi. Adın Ali ya mübarek. Kardeşiz. Bu yanlışmış. İçine solumak iyi değilmiş. Ama kimse duymayacak şekilde. Onora et adamı öğret. Öyle diyor. Orada barda solumayın. Solunmayın. Müminlerle peygamberin sünnetlerine uyun. Yumuşak davranın. Birbirinize şefkat davranın. Evet. Suya fil inai. Kaba soluma. Evet böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ayakta içmeyeceksin. Ayakta içmeyeceksin. Bu hadiste yok. Başka hadiste. Ayakta içtiysen kus diyor. Neden? Doktora sor. Buradan salladığımı güm diye mideye gider. Mideyi cidarlarını tahriş eder. Bismillah. Bak yumuşacık gidiyor. Derseniz genizinize kaçar. Küllü küllü başlarsınız. Ölüyorum kalıyorum. Ya, ne güzel söylüyor peygamberimiz. Arar iç. Oturarak iç. Sünnet bu. Ya sağlığına zararlı. Peygamberin sünneti diye yaptın mı da cennet var ucunda. Onu söylüyor. Sakın kaba soluma. Evet. Bir nefeste içme. Üç defa da iç. Ağır ağır iç. Acele etme. Ağır ağır iç. Dinlene dinlene iç. Yoksa mideni güm diye düşer. Mideni tahriş eder. Bu hadisi de Bukhari, Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace tüm hadis kitapları Katade el-Ensari Hazretlerinden naklediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Evet şimdi demin söylediğim hadis geliyor. Onu da söyleyeyim bu tuvaletle ilgili. İza bale ahadüküm fel yentur zekerahu selase neterat. İşediğiniz zaman kadınlarınkini söylemedim. Kadınlar da sol eliyle taharetlenecekler. Dinde ayıp yoktur. Onları da öğreteceğiz. Yalnız onlar parmağını yükseltmeyecekler. Evet, anlarsınız. Elleriyle yıkayacaklar. Onlar da kurulanacak. Hem yalnız yıkandınız geçerli.
Yıkandınız, kurulandınız. Aliyül Ala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba Mescidi'ndeki müminleri Allah övmüş. Gelin buraya demiş. Allah sizi övüyor ya demiş. Fihi ricalun yuhibbun en yetetahharu. Ayet bu. Çok temizleniyormuşsunuz siz. Allah öyle söylüyor. Çok seviyor sizi. Övüyor. Ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah, biz tuvalete girdik mi işte tarif ettiğim şekilde yaparız. Sol elimizle yıkanırız. Bir de kurulanınız ya Resulallah. Taşla kurulanıyorlar. Canım, kumaş bolsa giyecek. Fakirlik var o zaman. Kumaş yok, kağıt yok. Taşla kurulan olabilir. Temiz taşla da kullanabilirsiniz. Suyu bulamadınız. Kağıtta kurulanabilirsiniz. Silebilirsiniz. O pislik eserlerini sildiniz mi namaz kılabilirsiniz. Kağıt yok, bez yok. Sadece su buldunuz. Sadece suyla güzelce dediğim gibi yıkanırsanız hiç endişelenmeyin. Namaza gidebilirsiniz. Ama hem kurulamayı hem yıkamayı birleştirirseniz Allah'ın övdüğü güzel müminlerden olursunuz. Pırıl pırıl tertemiz olur. Hemen çıkınca abdest alın dedim. Farz değil. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvaletten çıkmış. Çıkınca birisi selam vermiş. Efendimiz ne buyuruyor? Müslümana rastladın mı selam ver. Müslümanların başı peygamber. Ona demiş, selamun aleyküm ya Resulallah demiş. Yani peygambere selam verme fırsatı bulmuş adam. Birebir. Ve aleyküm selam ve rahmetullah dememiş peygamberimiz. Bir üzülmüş adam, bir üzülmüş. Peygamber beni adam yerine saymadı. Selamına cevap vermedi. Diye peygamber bana kızıyor diye çekmiş gitmiş. Hemen peygamberimiz abdest almış. Falan hey dur demiş, dur. Gel buraya. Tuvaletten çıktım da abdestim yoktu. Selamına cevap vermedim evladım demiş. Kızgın falan değilim sana. O aleyküm selam hadi git demiş işine. Bakın peygamberimiz hiç abdestsiz gezmezmiş. Bu sünnet. Neden? Evet. Hepimiz Allah gecinden versin. Amin. Hayırlısını versin. Amin. Akıbetimiz hayır olsun. Öleceğiz. Ölmeyen bir Allah. Değil mi? Öyle yazıyorsun kabir taşına. Hüvel baki. Baki olan Allah. Biz faniyiz. Allah hayırlı uzun ömür versin. Akıbeti hayır eylesin. Amin.